Hemen ben Korkut Kore'ye dönüyorum. Sevgili Korkut, bir şarkıda sen söyle şöyle. Şöyle bir nostalji rüzgarları estiriyoruz ya bugün. Nereden gelecek senin nostaljin? Her şeyden önce Kadıköy yakasında oturduğumuzu özellikle söylemek isterim. Çünkü bunu daha sonraki konuşmalarım için önemli bir bilgi. Annem İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda klasik piyano öğretmeni. Babam da şair olmasına rağmen Enver Koray. O zaman şehir ekmek getirmediği için devlet memuriyetini, mecburen devlet memuriyetinde çalışan, çok sevdiğim, her zaman hatırımızda olan, bize çok yardımı olan bir babaydı. Evimizde annemden dolayı kocaman bir piyano vardı, Steinway piyano. Annem küçüklüğünde piyanoya heves salmış, babası da ona Steinway bir piyano almış. O piyano sayesinde de konservatuvara hoca olarak girebilme şansı bulmuş. Tabii bizim evde klasik durum söz konusu olunca bizim evde klasik müzikler çalınıyordu. Başka bir müzik pek dinlenmiyordu. Radyo sıkıntımız vardı. Çok küçük bir radyo vardı. Babamız bunun üzerine çok titiz dururdu. Biz pek elleyemezdik. Ancak haberler ve klasik müzikler dinleniyordu. Bir de hatırlıyorum, sadece türkü adına Ruhi Su'nun programları vardı. Ruhi Su dinleniyordu. Onun dışında bir müzik yok. Tabii ki bizim bu müziğe doğru adım atışımız evde piyano öğretmeni annem Vecihe Koray'ın bize ekmiş olduğu müzik tohumudur. Eğer o bize piyano dersleri vermeseydi, müziği sevdirmeseydi biz belki bu yola gitmeyecektik. Kardeşim Erkin Koray'la beraber biz normal olarak okullarımıza giden talebeydik. Erkin Alman Lisesi'ne, ben İtalyan Lisesi'ne ilkokuldan sonra adım attık. Evde de kendi aramızda Erkin piyano çalıyordu. Benden daha kabiliyetliydi. Bayağı da iyi çalıyordu. Ben de o zaman teneke bisküvi kutularında elimden vurup ona yardımcı oluyordum. Kendine göre bir şeyler çalıyordu. Ne zaman ki Erkin rock'n'roll müziğini radyodan dinledi, ona böyle bir değişik bir ilham geldi. Biz dedi böyle bir müziği çalmamız lazım. Gel dedi bana, beraber bir orkestra gibi bir şey kuralım. Ama daha biz ne orkestra gördük, ne enstrüman biliriz. O zamanki Türkiye'nin şartlarında ithalat da yok. Ortalarda hiçbir şey yok. Ama o piyano da kendine göre o şarkıları benzetiyor, söylemeye çalışıyor. Ben de teneke bisküvi kutularına elimden vuruyordum. Ta ki Alman Lisesi Erkin'e, ya burada bir Alman Lisesi orkestrası yapalım diyene kadar bu sıkıntı sürdü. Alman Lisesi'nde Erkin bunu memnuniyetle karşılıyor. Çünkü o okulun yukarısında büyük güzel bir konser salonu vardı. Tabii o da demiş ki hemen biz orkestra yapacağız ya. Ya demiş, benim kardeşim var. Gerçi İtalyan Lisesi'nde ama bateri çalıyor demiş. Oysa ben daha bateriyi hiç görmemiştim. Bir kere gördüm çok uzaktan. Bizi kervansaraya götürmüşlerdi. Orası büyük bir salondu. Bir düğün vardı. Ne olduğunu bilmiyorum ama annemle babam zorlukla. Çünkü karşıya geçiş o zaman zor. Büyük bir fedakarlıkla karşıya geçtik ailece, hatırlıyorum. Küçüktüm. Sadece davulcuya bakmıştım. Orada büyük bir abiler çalıyordu. Ben sadece davulcuya bakmıştım. Ve davul hakikaten beni ilgilendirmişti. Erkin de okuldan teklif alınca, böyle bir teklif, kardeşim baterist benim deyince tamam demişler, o da gelsin fark etmez, maksat okul orkestrası olsun. Okulda bir arkadaşı daha bulduk, iki arkadaşı bulduk daha doğrusu. Biri kontrbas çalacak, biri de akordeon. Akordeonu var daha doğrusu. Şimdi bizim hiçbir şeyimiz yok ama salonda piyano var. Dedik bateri yok. Alman Lisesi oraya bir bateri getirdi Almanya'dan. Sıfır bir bateri. Ve ben o bateriyi nasıl kuracağımı saatlerce düşündüm. Çünkü hayatımda hiç bateri görmedim. Parçaları nasıl birleştirilir bilmiyorum. Bu durumdayız yani. Sıfır durumdayız. Ama işte
biraz orası biraz burası derken davulu toparladık. Erkin piyanoya oturdu. Akordiyon alan o arkadaşımız Mehmet akordiyonu aldı. Hiçbirimizde ne çalacağımızı bilmiyoruz ama Erkin yalnız biraz müzikte çok kabiliyet. Onu belli ediyor yani. Konturbasçı arkadaşa da böyle çok iptidai bir şekilde yani. Konturbasın işte birinci telinden iki kere vur. Üç kere vur. Eline yazdı. Şuradan tut. Burayı bas. Başka türlü yok. Yani rock and roll çalınacak. Rock müziğin olduğunu o zaman biz kendi kendimize radyolardan dinleyerek uyanıyoruz rock'ı ama ve zannediyoruz ki herkes biliyor. Biz orada başladık. İlk rock and roll şarkılarını denemeye. Erkin bayağı da çalıyor piyanoyu. Ben de bildiğim kadarıyla vurmaya çalışıyorum çünkü çalıyorum diyemem. Kontrbas falan öyle kendi aramızda paldır küldür giderken günün birinde bir ağabey, ismini şimdi unuttum, çok iyi efendi bir arkadaş, büyüğümüz bizim. Orada bizi dinliyordu salonda. Geldi, ya dedi çocuklar siz çok değişik bir müzik yapıyorsunuz. Ben dedi Galatasaray Lisesi'nin dedi sosyal ilişkiler ne bakan öğrenciyim ben dedi. Başkanıyım dedi. Sosyal ilişkiler başkanıyım. Sizi dedi bizim orada konsere çıkaralım dedi. Biz dedi bir konser yaptık. Sizden önce dedi bir de Bahriye grubu var dedi. Somer Soyat onlar çıktı dedi. Ama onlar dedi daha farklı bir müzik yapıyorlar. Vokalli bir müzik yapıyorlarmış. Sonradan biz gördük onu. İşte biz dedik ki abi biz müzik falan yaptığımız yok dedik. Biz kendi aramızda burada çalıyoruz. Yok yok dedi siz gelin konsere falan dedi. Bizi ikna etti. Peki falan dedik. Biz dört kişi gittik konsere. Pazar günüydü. Gelenler artık görmeyin bir kıyafetler, bayanlar, gece tuvaletleri, papyon kravatlar. Tam böyle sosyete orada. Bütün diplomatik vaziyetler de orada. Çok hoşumuza gitti ortam ama tabii ilk defa orada, ilk defa şimdi sıfırdan gidiyoruz. Diğer orkestralarla birçok orkestra, biz bir tek değiliz. Belki 6-7 tane grup var. O grup dediklerimiz provaya başladılar. İşte abilerimiz geliyor. İşte Fehmi Ege tango orkestrası çıkıyor babalar, çalıyorlar. Şimdi o kadar büyükler ki biz de o kadar küçüğüz ki. Korkmaya başladık. O iniyor. İşte Necdet Koyu Türk Orkestrası prova yapıyor. Onlar çalıyorlar. Tango, cha-cha, vals. Böyle ancak o kadar şey oraya kadar müzik. Bizim gibi çalan ama yok. Yani bizim rock'n'roll'ları çalanlar yok. Bize geldi sonra biz dedik ki abi biz çıkmayalım. Biz dedik çıkmayalım vazgeçtik. Korkuyoruz biz çalamayız böyle. Yok ya dedi, olur mu dedi, oradan herkes geldi, siz çıkın dedi, bir prova yapın bakalım falan dedi. Neyse biz çıktık, işte rock and roll. O arada bir çocuk geldi bana, o Galatasaray Lisesi'nin bateristiymiş, o Galatasaray Lisesi'nin orkestrası var. Bateristiymiş o. Ya kardeşim dedi, sen dedi bunu böyle çalma, böyle çalınmaz. Abi dedim, ben zaten çalmıyorum, bilmiyorum, burada tak 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 vuruyorum işte. Ama kabiliyet var. Bak dedi bunu şöyle çal dedi. Ben hemen kaptım o işi. Ve konsere biz çıktık. Biz başladık çalmaya. Şimdi millet o tür bir rock'n'roll'u duymamış. İlk defa bizden böyle one, two, three, o'clock, four o'clock, rock, hızlı şeyler şey yapıyorlar. Bir coşa geldiler. Biz de şaşırdık. Yalan yanlış çalıyoruz halbuki. Ben de bana bağırıyorlar. Bateri solo. Zannediyorlar ki ben büyük bateristim. Çünkü öbür davulcular farklı çalıyor. İşte cha-cha, tango. Şimdi ben tabii gün pat çalınca o dediler ki herhalde bu bir de 13 yaşındayım daha. Küçücük çocuğum ben. Bateri solo. Ne bateri solo? Dediler bateri solo çek. Ya ben sadece taka taka yaptım. Başka bir şey yapmadım ama yıkılıyor ortalık. O konserden sonra şimdi hoşumuza da gitti. 3-4 kere aynı parçaları çaldık, biz yaptık. Eve geldik, mutluyuz. Eve geldik, bir şeyimiz yok. Sonra eve bir gün bir bey geldi eve, memur. Erkin Koray burada mı? Burada. Sizi dedi, vali Fahrettin Kerim Gökay o zaman. Vali Yeşilay
başkanı. Yeşilay'ın balosuna sizi mutlaka götürmem lazım, sizi istiyorlar dedi. Biz şimdi diyoruz ki abi bizim paramız maramız yok. Babamız bize okula giderken 50'şer kuruş harçlık veriyor. Biz oraya gelip dönemeyiz bile. Yok yok dedi, biz götürür getiririz sizi falan. Bizi aldılar götürdüler. Orada aletler vardı. İkinci çalışımız Yeşilay adına, yanılmıyorsam Eminönü Halk Spor, Eminönü Halk Evi'nin içinde bir yerde yaptık. Sadece tabii şey, boza dağıtılıyor. Yeşilay vaziyeti var. Çaldık orada falan. Tekrar eve geldik, o kadar. Sonra işte artık tabii o duydu, bu duydu. Bir de basın da duydu. Basın şey olarak yazmaya başladı ya. Türkiye'nin en küçük müzisyenleri gibi yazma. Benden öyle röportaj yaptılar falan. Hakikaten 13-14 yaşındayım. Yani öyle bir davulcu yok. Hep abiler, büyükler falan var. Yani bizim macera Alman Lisesi konseriyle başladı. Ondan sonra tabii hızla devam etti. Erkin çok kabiliyetliydi. İlerledi. Piyanodan gitara geçti. Gitar yok tabii o zaman ortalarda. Biz tesadüfen bulduk o gitarı. Göztepe'de yürüyorduk. Böyle Erkin'le beraber. Erenköy'de oturuyoruz. Göztepe'den yürüyorduk. Bir köşkün içinden gitar sesi geldi. Bir elektronik bir gitar sesi. Erkin hemen büyülendi. Onun böyle müziğe karşı büyük tabii şeyi var. İçinden gelen böyle duygular var. Ya dedi biz bu gitar dedi galiba falan. Zaten biz gitar da tam görmemiştiriz. Aletleri de bilmiyoruz pek. Hani davulu görmediğim gibi benim. Gitti bu bir cesaret kapıyı çaldı. Bir Amerikalı çıktı. O zaman Amerikan askerleri vardı. Orada burada İstanbul'un arasında burasında Amerikalı askerler o köşkü tutmuşlar kalıyorlar. Adam çıktı. Erkin Çatpat Alman Lisesi'nden öğrendiği İngilizceyle işte bu ses nedir falan dedi. Çocuk getirdi bir gitar dedi bu çalıyoruz. Buyurun falan dedi bize. Girdik içeri. Çocuk çaldı asker. Büyük abi bizden. Erkin dedi ki ya bunu dedi satar mısın dedi. Sattı mı satmadı mı hediye mi etti onu bilmiyorum ama gitarı bize biz aldık gitarı. Biz o gitarı aldık. Şimdi bir tek gitar var. Evde enstrüman. Ork yok, bir şey yok. Hatta amfi yok. Amfi yok. Evdeki radyoyu babamın çok titizlikle üzerinde durduğu radyoyu amfirikatördür diye konsere götürdük. Gitara taktık patladı. Yani o vaziyetteyiz. Gitarı aldık. Ondan sonra o akordiyon çalan arkadaş ben saksafon da çalarım dedi. Saksafon aramaya başladık. Şimdi saksafonu hiç görmedik. Annem sadece konservatuvarda, tabii talebeler var. Orada saksafoncular olduğunu falan söylüyor ama hepsi talebe, karşı taraftalar. Çoğu yatılı. Bize yardımcı olamıyorlar. O ara için. Birisi dedi ki, Bedesten'de bir tane de saksafon gördüm, satıyorlar. Yapmayın ya. Oradan borç, oradan harç. 3 lira 5 lira topladık gittik. Hakikaten bir saksafon duruyor şöyle ileride. Biz bekledik sıra saksafona geldi. İşte satıcı çıkarttı. 2 liraya saksafon. Biz hemen dedik bizde var 2 lira falan. Aldı adam ağzından bir üfledi. Oyuncak düdük düt. Oyuncak satılıyor ya oyuncak saksafonlar şimdi. Onlardanmış. Yani bu kadar da cahiliz çünkü görmedik bilmiyoruz. Saksafon diye ona gittik yani korkunç bir şey. Tabii olmadı. Şimdi işte işin zorlukları o zaman başlıyor. Saksafonu bulduk. Konturbas lazım. Çalınması lazım. Daha iyi müzik yapmak için benim davulcu olmam gerekiyor. Yavaş yavaş çalışıyorum ama çalışma yeri yok. Çok zorlukla Erkin'in gitarının akorlarını duyarak natürel ortamda elektrosuz şarkılar, vokaller yapmaya çalışıyoruz. Bir gün modadayız. Öyle bir boş bir tarla bulduk. Modanın bir rıhtım böyle kenar bir yerinde. Vokal çalışmaları yapıyoruz o gitarla. Biraz yürüdük ileri doğru, iskeleye doğru baktık. Bir otel. İşte
Rainbow Oteli. Şimdi Rainbow Oteli ismi çok basit gelebilir ama Türkiye'nin pop müzik tarihine tohum atmış bir isim ve yer. Bu Rainbow Oteli modanın köşe dirseğinden 2-3 şey önce bir binanın altına girişi var. Ya dedik, girişinde restoran var. Acaba bu restoranı bize verirler, bir çalışma yeri olur mu diye düşündük. Girdik içeri Erkin'den beraber. İşte bir bey, buyurun çocuklar hayırdır dedik, amca biz müzisyeniz ama çalışacak yer yok. Bize burada, adam bilmiyor tabii. Ne yapacağım ki dedi ya, ne yapayım? Bize dedim gündüz bu vereyi verirsen biz burada hem prova yaparız hem cumartesi veya cumartesi pazar matine yaparız gençlere. Toplarız bir araya, işte dans olur, mans olur. Adam iyi bir liksever birisi çıktı. Tamam dedi ya, nasıl olacak bu iş dedik. Valla bir lira giriş koyarsın, 50 kuruş bizim, 50 kuruş senin olur başka. Çünkü davul getirmek lazım. Birazdan bir davul bulacağız vesaire. Tabii bütün bu zamandan geçen zaman içinde birçok arkadaşlarla tanıştık. Elinde imkanı olan, ekonomik durumları iyi olan arkadaşlar veya işte davulu olan birini bulduk. Babasından kalma eski davulu var da veya trompeti var vesaire. Öyle bir biz oraya şey yaptık. En büyük benim kendi kendime yani üzüldüğüm şey, bir günlük tutamadım. Tabii o zamanki fotoğraf makinemiz yok. Yani imkanlarımız yok. Makinemiz yok ki çekelim. İçeriden birkaç poz resim ve Rainbow Oteli'nin en azından dışarıdan şöyle net bir fotoğrafını bulamadım. Zaman içinde modaya gittim ben. Yani yakın zamanda hem muhtardan hem çevreden çok resim aradım ama bir kişi ancak bana orada dans ederken bir resmini gönderdi ama yakın plan olduğu için salon gözükmüyor. Yani sahnede gözükmüyor. Yani bu dedi orada, sizin orada çekilme diye bir hanım arkadaş bana gönderdi onu. Tabii o Rainbow Oteli bir müddet sonra yetmez oldu bize. Çalıyoruz ama imkansızlıklar var. Bir gün bir Deniz Bahriyeli subay geldi. Binbaşı mı? Yarbay mı? Yüzbaşı mı? Anlayamadık o zaman. Geldi, oturdu, baktı. Geldi. Bize dedi ki, çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? İşte dedik, görüyorsun. Müzik yapıyoruz. Böyle olmaz dedi. Nasıl olacak? Ya dedi, mikrofonunuz yok düzgün. Aletleriniz yok. Böyle şey olmaz. Düzgün bir iş yapın dedi. Dedik ki biz baba parasıyla bunları yapıyoruz. Yani şu an bir bizim tam bir profesyonele dönüşüp de herhangi bir yerde çalıp para kazandığımız yok. Bütün bu anlattıklarım baba parasıyla yapılan şeyler. Ha bir de o şeyden bir lirayı bölüşüyoruz Rainbow'cuyla. Onu da işte hem gelen arkadaşlara, karşıdan gelenlere yol parası veriyoruz. Bilmem ne, yani cebimize attığımız bir şey yok. Yani oradan bir kar yok. O dedi ki ben size dedi yardım edeyim. O bey Deniz Harp Okulu'nun İngilizce öğretmeniymiş. Amerika'da da bir görevden gelmiş. Amerika'dayken televizyonlarda sunuculuk yapmış, onu öğrenmiş, lisanı da ilerlesin diye. Dolayısıyla müzik ve sahne sistemlerini biliyor. Tabii orada aletleri falan görmüş. Bize çok yardım etti, maddi ve manevi. Subay arkadaşlarından dahi ben biliyorum, paralar alarak, yardım paraları bizlere yardım etti. Sonunda dedi ki, bu burada olmaz artık. Şeyi aşacağız. Ben de size yardımcı olacağım. Fener yolunda, tam Fener yolunun köşe bir binası vardır. Köprü tren istasyonuna giderken site, oranın adı Fener yolu sitesidir. Sitenin alt salonu, kömürlüğü yani, çok büyük bir yer, alan. Orayı tuttu. Birisinden ortak olduğu hatırlamıyorum ortağını. Orayı güzel sahne, bütün aletleri koydu paralarından. O arada Türkiye'de kıpırdanmalar oldu. Bütün bu anlattıkların bir iki yıl tabii geçiyor üstünden. Kıpırdanmalar oldu. Ork bulundu. İlk ork girdi. Basit de olsa ork girdi, şu girdi, bu girdi. Oraya bir piyano aldılar. Bir davul koydular. Oradan biz
Fener Yolu siteye taşındık 1960'ta. Oraya geçtik. Orada birçok şimdi bugün yani bilinen işte oraya Cem Karaca geldi, işte Özdemir Erdoğan, kim istiyorsan Barış Manço'su, şusu, busu. Barış bizim ikinci Alman Galatasaray Lisesi konserimizde ilk defa sahneye çıktı. O zaman böyle şişman tombiş birisiydi. Şey çok zayıfladı sonra. Tombiş gitarla çıkıp böyle şarkılar falan söyledi. Tabii Barış Manço değildi daha henüz. Okulun orkestrası gibi çıkmıştı. Ama adam olacak çocuk hakikaten belliydi yani. O çok cingöz. Ondan sonra onlar falan ciddi bir gece kulübü oldu orası. Her gün gece kulübü olarak çalıştırıldı. İşte o Rainbow Oteli'ne gelen subay bize çok yardımcı oldu. Adı Cumhur Alp. Onu hiç unutmayacağız. Çünkü Cumhur Alp bu yardımlarıyla hakikaten Türk pop müziğine tam bir start. Başta düğmesini o çaktı. Eğer o olmasaydı belki biz hala orada belki yok olup gidecektik. Başka kimse de el atmayacaktı ama bu işe gönül koymuş, sanata gönül koymuş birisi olarak karşımıza çıkması bizim için büyük şans oldu. Cumhur Alp nur içinde yatsın. Peki siz ondan sonra Erkin Koray ve ritimcileri olarak devam ettiniz galiba. İşte orada 3-5 kuruş para kazanınca dedik ciddi bir grup olalım. Erkin Koray ve ritimciler olarak bu sefer daha başka bir kadro, çalan bir kadroyla ben de baterimi ilerlettim. Şeye devam ettik, yola devam ettik. Çünkü o arada bir Erkin Koray bir iki aylığında galiba Almanya'ya gidiyor. Orada Hiccups grubuyla birlikte çalışıyor. Oradan da Bernhard Weber isimli bir basçıyla dönüyor. Evet. Sonra siz... Bernhard Weber'le döndükten sonra zaten basçıyı da almış olduk. Erkin de gitar çalıyor. Ben de işte bateri çalıyorum. Bir tane piyanist arkadaş bulduk. Dört kişi olarak devam ettik. Bazen tabii o zaman değişkenlikler oluyor. Çünkü kimi okuyor işte üniversitede bilmem ne gelip gelemiyor vesaire. Bir ikinci gitarcı daha vardı. Koray Oktay diye. O da bizim aramızda duruyordu zaman zaman. Çünkü çift gitar çalmayı Erkin de istiyordu. Ben diyorsun solo çekerken birisi de akompanye etsin diye iki gitar yapıyorlardı. Bir de piyanist bazen böyle 5 kişi 6 kişi olduğumuz zamanlar oldu. Sonradan saksafon da aldık çünkü. Saksafoncu da bize dahil oldu. Ben o arada sadece davul çalıyordum. O işte ritimciler başladıktan sonra yani Erkin Koray ve ritimcileri başladıktan sonra ya bir tane de ben şarkı söyleyebilir miyim demiştim hatırlıyorum ama bir kere nasip oldu. Erkin'le beraberken bir kere nasip oldu. O da Notre Dame de Sion Kız Lisesi'ndeki bir konserimizde bir parça söyledim. İtalyancaydı yanılmıyorsam. O kadar. Onun dışında sadece bateri çaldım. Tabii işte müzik bu. Şimdi müziği bizler öğrendikçe karşı tarafa da Kadıköy'den karşı tarafa da geçebilme imkanlarımız olunca oradaki müzisyen arkadaşlarla da oradaki orkestralarla da tanışmış olduk. Ve bu arada tabii değişik tarz müziklerinden de karşılaştık. Yani Kadıköy tarafında caz çalan bir grup yoktu. Ama karşı tarafta işte Söğüt Denizci, İsmet Sıral veya vesaire şu bu birçok kimseler onu çaldığı gibi bir de benim sonradan artık rock'n'roll'u bırakıp Latin müziğine dönüşme sebep olan grupları gördüm. Yani orada işte Rafael de Luna'lar çalışıyor veya konser için gelen karşı tarafa Kadıköy tarafında şey yok. Öyle bir sahne yok ama karşıda gece kulüpleri vardı. Rafael'ler geldi, Nino de Murcia'lar geldi ki benim İspanyol müziğine gönül koymamda Nino de Murcia, bu Nilüfer'in Seni Beklerim Öptüğüm Yerde parçası El Cortobes'i söyleyip burada meşhur eden adam. Onun yanı sıra beni Latin müziğine iten
İstanbul Radyosu'nda haftada bir gün ancak dinleyebildiğimiz Alexander Zamboğlu idaresinde Latin grubu. Bunlar çıkıyorlardı. 3-4 kişi. Ben hayranlıkla radyodan dinliyordum. Onları bekliyordum özellikle. Los Paraguayos veya Los Panchos gibi şu an bizim adlandırdığımız piyasada Los müziği yapıyorlardı. Şimdi bir yandan Erkin'le çalışıyorum. Bir yandan baktım ki benim ruhum Latin'e doğru gidiyor. Ben o sert müziği pek o kadar severek de yapmadım ama Erkin Koray ve ritimcilerinde çalıyorsanız rock'n'roll çalacaksınız. Başka türlü bir durum yok. Ama benim aklım hep Latin'e gidiyor. Daha güzel, melodik şeyler. İtalyanca, İspanyolca özellikle beni daha çok güzel dedi. Bu işte Nedim Mursi'ye de gelip de o şeyciydi, flamenkocuydu. Hani cipsi, cingene gırtlağıyla söylüyordu. İnce bir sesi vardı. Dik Allah Allah dedik ya adam nasıl şarkılar söylüyor işte gırtlak nameleri yapıyor o zaman biz bilmiyoruz tabii. Ben onlara fena halde tutuldum. Ben askere gittim. Erkin de benim arkamdan. 2 ay sonra da o gitti. Ben ondan önce gittim. O benden büyük ama ben ondan önce gittim. 2 ay sonra da o gitti. Döndüm. Geçici bir iki işte çalıştım. Bu esasında burada anlatılır gibi değil ama Ankara'da kaldım. Biz şimdi fakiriz ya. Davul almam lazım. Ankara'da kaldım ben. İstanbul'a dönmedim. Tersisten sonra. Orada Ankaralı bir iki müzisyen arkadaş edindim. Dediler ki abi dedim çocuklar böyle böyle ben bir para kazanayım İstanbul'a paralı gideyim. Benim babamın verecek parası yok. Bana davul parası falan veremez. Buralarda iş varsa çalışayım ben dedim. Tamam dediler. Hakikaten bir iş buldular bana. KitKat Bar. Ulus Meydan'ın arkasında unutulmuş bir yer. Gel dediler. Bir kapı önündeki şeye gittik. Yani bunlar gerçek hikayeler. Herkesin başına gelmez. Bunu anlatayım. Studebaker araçlar, arabalar vardı o zaman. Kimse bilmez. Adam orada şey, taksici. Bayağı dolmuş. Dediler ki işbaşı bu. Kim? Şoför. Gittim ben. Buyur abi. Sen mi? Arşa, tamam. Bir tek trompetim var. Tek trompet. Tamam dedi. Bak dedi. İşte hatırlamıyorum. 10 lira mı verdi? 20 lira mı? Hatırlamıyorum. Dedi 20 lira alacaksın. Meğersem o nasıl kafa kola aldıysa şeyi. O kulübü. Müzisyenler ondan geçiyor. 10'ar lira biz alıyor. 10 kağıt da o alıyor. Yani bir yönüye de kendine yazıyarak çal. Biz çalıyoruz ama. O çalmıyor. Bir yemeğe de ona gidiyor. Aşağı geldim. Hani bir orkestra düzeni bekliyorum. Şimdi iyi kötü Erkin Koray olmuşuz o arada. Yani bir orkestra düzenini biliyoruz. Askerde falan. Bir baba yaşlı saksafonda oturuyor. Bir tane konsol piyano var. Ben geldiğimde kimse yoktu. Baba merhaba genç dedi. Merhaba amca. İyi dedi otur bakalım sen mi çalacaksın sen çalacaksın. İyi dedi otur. Dedim kimse yok mu? Yok dedi işte iki kişiyiz. Bir arkadaş daha geliyor dedi piyanoya oturuyor. İyi baba. Ne çalacaksın? Ne çalarsan çal abi işte. O da başlıyor vah 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 vah. Ben de tas tas tas. İçeride ama şimdi orası pavyon kadınlar var. Kadınları bir göreceksin ki 150 kilo. Şalvarlı malvarlı. Dediler ki bana. Yat dedik mi yatacaksın kalk dedim. Bir yatıyorum pataküte 3 ölü 5 yaralı. Tak dışarı. Hadi biz tekrar ha. Tan tan tan. Eyvah. Piyanoda bir adam geldi. Pardesülü. Hiç bakmadı. Merhaba da demedi. Piyanoya sırtı dönük oturdu şimdi bana. Birinci gün öyle. İkinci merhaba demiyorsun. Çalmıyor. Biz 2 kişi çalıyoruz. Bir saksafon bir trompet. Ama ben parayı alıyorum ya. Sesim çıkmıyor tabii. Birazcık hani kendime geleyim ondan sonra konuşacağım sana. 3-5 gün sonra tabii şey yaptım. Arkadaş dedim ya. Ne merhaba diyorsun ne de arkanı dönmüyorsun bir de pardesüyle çalıyorsun. Başladı bana yapıştı. Abi benim durumum banka memuruymuş. Çok borcum var. Böyle duruyorum ben dedi. Bana para veriyorlar. Ne olur beni işten çıkartmayın. Tamam dedi ki işten çıkartmayız. Bu macera oradan sonra daha ne oradan beni çocuklar Ankaralı çocuklar iş buldular. Erde'ye gönderdiler. Yolcu ettiler beni bilmem ne şu Erdek'te geldim bir çok güzel bir yere geldim.
harika, fakat o zamanın anlayışına göre oradaki dekorasyon fazla geldi millete, kimse girmedi içeri. Yani masada bir çiçek ve bir mum yandığı için sene 1965 kimse girmedi. Erdek'te deniz harika bir yer. Çakır Eray diye bir abimiz vardı, piyanist. Bütün böyle bayanlar falan hayran oluyor, yakışıklı o çalıyor. Bir de Mefaret Atalı Ankara Radyosu'ndan ses sanatçısı. O var, ben de varım. Şimdi bakın sene 1965. Düzen şu. Ben o arada bir tane davul aldım. Yerli ilk çıkanlardan. Yani size anlatamam. İçinde lamba yakıyoruz. İçinde lambalar yanmazsa ses çıkmıyor. Orada. Şimdi bir tane ağaç var. Dala bağlamışız şeyi. Grounding teypin mikrofonunu. O mikrofon nasıl nereye bağladılarsa şu kadarcık bir şeyden ses çıkacak. Bir de üstelik rüzgar estiği zaman ben şimdi davul çalıyorum. Bir de şeyin peşinden gidiyorsun. Sallanıyor ya. Hoparlör yukarıdan bağlı. Ben tabii söylüyorum orada. I found my love in Portofino. Bir de kendi kendime vokal yapıyorum. Korkunç bir durum yani. Böyle bir, ama işte çalıyoruz. Güzel bir kulüp. Kimse gelmedi. Parasız pulsuz borçla İstanbul'a döndüm. Yani bunlar da başımıza geldi ama olsun. Müzisyenliğin içinde bu var. Bunu bileceksin. Yani açlığı da orada yaşayacaksın. Müzik böyle bir şey. Ben Erdek'ten Bandırma yoluyla İstanbul'a döndükten sonra işsizim. İşte adım adım şeye doğru gidiyorum ben şimdi, Muhittin'e doğru. Onu bilmiyorsunuz tabii o zaman. İstanbul'a geldim. Fakat Erkin'den ayrılmaya karar verdim ve söyledim. Erkin dedim, benim ruhum rock'n'roll'u taşımıyor. Ben dans müziği yapmak istiyorum ve o arada evlendim. Şimdi evlenince düzen lazım. Erkin düzensiz çalışıyor yani. Bir yerde iş var, gidiyor konser, ondan sonra bir ay yatıyor. Ama şimdi evlenince, çocuk da olma durumu olunca bana istikrarlı bir iş gerekti. Bir sebebi de bu. Yani önemli bir sebebi bu. O zaman dedim ben dans müziğine yatayım. Ne yapayım? Sordum adamına. Dediler ki tepe başında Kanuni Esasiye kıraathanesi var. Oraya gideceksin. Müzisyenler orada iş bekliyor. Sen de iş bekleyeceksin.